devam. Başımız sağ olsun. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk Sadık. Allah rahmet eylesin. Çok çok üzüldüm. Ben artık bu evde yaşamak istemiyorum Necati. Duyuyor musun beni? Ben artık bu evde yaşamak istemiyorum. Her şeyimi geri istiyorum. Perdelerimi, yatağımı, her şeyimi geri istiyorum. Tamam hayatım, tamam. Taktım. Unut artık onları, gitti onlar. Sen merak etme, ben sana onların en yenisini, son modelini alacağım. Birazcık sabır. Sabır taşımayayım ben. Sabırlı olmak da istemiyorum. Ben hayata bir kez geliyorum. Allah'ım ya. Ben kayınpederimle ve kayınvalidemle bu evde yaşamak istemiyorum. Duyuyor musun beni? İstemiyorum. Hak etmiyorum ben bu hayatı. Ben bunun için evlendim seninle. Biraz sakinleş. Tamam merak etme, işleri yoluna koyayım ama çok az kaldı. Talihsizlik oldu. Karşı taraf sözünü tutmadı. Ben ne yapayım? O zaman onlar isteydi haciz. Benim her şeyimi alıyorlar. Tamam bir sakinleşir misin önce? Sana bir ev tutacağım. Hatta böyle duvarları bile perde duvar olacak. Söz. Hiç inanmıyorum sana Necati. Hem de hiç inanmıyorum. Gerçeklerle gel bana. Hayallerle gelme. Ve bir an önce olsun bu, tamam mı? Bir an önce. Merhaba çocuklar. Merhaba baba, nasılsın? İyi misin? İyiyim oğlum, siz nasılsınız? İyi, ne yapalım? Biz de burada Ayten'le sabahtan beri tartışıyoruz. Duymuşsundur belki. Tutturmuş, saçımı boyatacağım da boyatacağım. Sarı yapacakmış. Olur mu öyle şey dedim ya? Sarı. Yakışır tabii gelinime sarı. Zaten ona her şey yakışır değil mi? Teşekkürler babacığım. Ya işte ben de onu diyordum zaten. Her renk yakışır. Niye sarı yapmıyorsun? Çok yakışır diye söylüyordum ben de. Hatta bir şey söyleyeceğim hayatım. Acaba ben de kocan olarak saçımı sarıya boyatsam mı? Hani hem böyle dosta düşmana da bir birlik beraberlik mesajı vermiş oluruz sımsıkıya değil mi yani? Neyse. Şaka yapıyorum. Tabii canım, anlamadınız mı yoksa ya? Yani sonuçta saçımı sarıya boyatacak halim yok. Ben bir iş adamıyım. Yani toplantılara sarı saçla mı gideyim baba, değil mi? Ne saçma. Oğlum ben zaten senin şaka yaptığını anladım. Tamam. Hayatım bir kahve yapsan da içsek mi? Hep beraber şöyle aile saadeti mutlu mutlu. Senin oğlan buradaydı dün. Doğum günüymüş. Evet. Kader işte. Dedesine denk geldi. Nerede o? Hastaneye diye çıktı dün gece. Morga dedesini görecekmiş. Çok iyi adamdı. Çok çok üzüldüm. Nasıl oldu? Kalp diyorlar. Öyle. Selam da verilmiyor artık demek ha? Hadi bakalım. Bu niye gelmiş ki? Siz mi haber verdiniz? Senin artık bu ailelere ne işin olur? Bir de yüzsüz yüzsüz gelmiş. Rahmetliyi zaten bunlar hasta etmedi mi? Hadi çocuklar neyse, onlar torun. Kanı canı. Ama sen 7 kat yabancısın. Cennur. Hiç sırası değil. Oo, babası ölür ölmez hemen görümceliğe başladı hanımefendi. Kim bu kadın? Ayten yenge, Necati amcanın karısı. Necati mi? O hangisiydi? Büyük amca.